haber aldım eve gelmişler diye. Hani annemi gözaltına alacaklar. Yani cezaevine götüreceklerinden habersiz. Ben geldim, annemin rahatsız olduğunu söyledim. Hatta annemin ilaçları da cebimdeydi. İlaçları gösterdim onlara. Müsait olmadığını, yani hasta olduğunu, sizinle onlarla beraber gidemeyeceğini söylediğim halde hiç dinlemediler. İşte kapıyı kırarız, zorla götürürüz. Bu şekilde beni tehdit ettiler. Baktım annem rahatsızlığı biraz daha şey oldu, ilerledi. Bu sefer onlara şey yaptım, dedim hani sağlık ekibinden dedim hani ambulans falan çağırın, bu şekilde götürelim. Bunu kabul ettiler, ambulans geldi. Annem zaten rahatsızlığı var, yani ayakta duramıyor. Eli ayağı titriyor, tansiyon hastası, bir de baygınlık geçiriyor. Ben bunu söylememe rağmen dedi götüreceğiz. Tamam dedim, götürelim. Nereye gideceğiz? İşte buradan ambulansla direkt şeye götüreceğiz. Vatana götüreceğiz. Dedim bu şekilde olmaz. Bir doktora götürelim. Doktor eğer izin verirse, yani eğer gözaltında durabilecekse, cezaevine hani götürecekse, ben onu zaten tahmin ediyordum. Götürecekseniz doktor, yani doktor rapor versin, bu şekilde götürün. Baktım arada 15 dakika, 20 dakika geçti. Geldiler. Doktor gelmedi. Bu sivil polisler geldiler. Annenin bir şeysi yok. Hadi gidiyoruz. Ya dedim çağırın gelsin. Doktor gelsin dedim, ben doktorla konuşayım, elindeki kağıtları göreyim. Bu şekilde dedim hani götürün. Baktım bir tane doktor değildi. Ben bundan kesin eminim. Doktor değildi. Elinde de bir tane o darp şeyi var, kağıdı var. Hani vücudunda herhangi bir darp yok diye. Ben baktım o, yani o annemin kan tahlilleri, kalp grafiği falan hiçbir şey çıkmadı. Da onlar çıkmadan annemi zorla sedyeden kaldırıp şeye götürdüler. Ben de tehdit ettiler. Hastanede işte sesini çıkaramazsın. Buradan işte seni de gözaltına alırız, seni de götürürüz. Beni bu şekilde tehdit edip annemi o şekilde sandalyeye zorla oturtup böyle götürdü. Biz vatana götürüyoruz. Yarın adliyeye çıkacak. Ben daha eve gelmeden biz haber aldık, avukatlarına haber aldık. Annemi cezaevine götürmüşler. Yani kadının cezaevinde durma gibi bir şeyi yok, yani öyle bir durumu yok, yani ağır hasta yani. Yani aslında bu hukuk dışıdır. Ya siyasi bir şeydir, biliyor musun? Ya siyasi bir şey. Yani bu aileye, bize ya da anneme yani bir siyasi bir cezadır. Yani şey değil, hukukla alakası olmayan bir şey. Ya avukatımız şu anda yani elinden gelen çabayı gösteriyor. Bir üst mahkeme yani itiraz hakkını kullanacak. Bu Adalet Bakanlığı'na işte başvuruda bulunacak. Onlarla bir şey yapacak. Yani annemin hasta olduğuna dair, yani cezaevi koşullarında duramaz. Ya bu şekilde itiraz hakkımızı kullanacağız.